Arkadaşlar, Akademi Direksiyonu'ndan herkese merhaba. Ben Samet. Bugün Özlem Hanım'la birlikteyiz. Özlem Hanım bizden 10 saatlik özel ders paketimizi satın aldı. Ve bugün 10. saatini tamamlıyoruz. Özlem Hanım'ın ilk geldiğinde çok heyecanı, çok stresi ve trafikte hakimiyeti azdı. Biz Akademi Direksiyonu olarak kendisine bu stresini yönetebilmesini, bu heyecanı yönetebilmesini ve bu paniği bastırabilmeyi hedefledik ve bunu yavaş yavaş başardık. Özlem Hanım, Akademi Direksiyonu hakkında söylemek istediğiniz bir durum var mı? Bir konu var mıdır? Sizin de iletmiş olduğunuz gibi ilk başlarda çok heyecanlıydım. Direksiyonda neler yapacağımı bilmiyordum. Evet. Ve 10 yıldır alınmış olan bir ehliyetim vardı. Ve hiç pratik yapma, hiçbir direksiyon başına oturma cesaretim yoktu. Evet. İlk dersimizde oldukça heyecanlı geçti. Hatta akşamında bütün kollarım, ayaklarım ağrıdı. Ama sonra yani şu an geldiğimiz aşamada çok iyi bir yerde olduğumuzu görüyorum. Hatta biraz daha ilerleyebilmek adına derslerimizin devamını isteyeceğim. Pekala. Hocalarımızdan da oldukça memnunum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hepiniz. Birkaç hocayla tanışma fırsatım oldu derslerde. Hepsi farklı ve güzel, istikrarlı bir şekilde devam etmemi sağladılar. Ben de sizlere bu aşamada teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu güzel yorumlarınız için Özlem Hanım. Akademi Direksiyonu olarak bizim amacımız aslında İstanbul trafiğine insanları yani ders alan öğrencilerin İstanbul trafiğine adapte olmasını sağlamak. Trafikte o paniği bastırmak, heyecanı yenmek. Elbette ki heyecan yapabiliriz, panik yapabiliriz. Ama o anda o stresin yönetimini, o paniğin yönetimini başarıyor olmamız gerekiyor. Biz kursumuz olarak bunu hedefliyoruz aslında. Özel derslerimizin amacı budur. Özel derslere gelen genelde öğrencilerin ehliyetleri uzun yıllar oluyor. Her zaman 5 yıldan fazla, 10 yıldan fazla ehliyet alan öğrenciler gelebiliyor bize. Bu nedenle bizler de onların pratiğinin olmadığının farkına varıyoruz. Özel ders paketi alan öğrencilerin ilk başta biz seviyesini kontrol edebilmek amacıyla cep otogarına getiriyoruz. Alibeyköy cep otogarı parkurumuza getiriyoruz. Öncelikle seviyesini kontrol ediyoruz. Eğer ki seviyesi trafiğe çıkış durumu uygunsa, bu seviyede ise zaten kendisini trafiğe sokuyoruz ve trafikte pratiklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu arada devir düzelmiş. Sizce neden olabilir? Çünkü bu arabaya Samet ödedildi. Özlem Hanım bizden bronz paketi satın aldı. Bronz paketin içerisinde konum hizmeti, 10 saat akan trafikte eğitim, E5 trafiği, kör nokta çalışmaları ve her paketimizde bulunduğu gibi sokak hayvanlarına 10 TL mama bağışı. Eğitim 5 gün sürer, kişiye özel programlanır, tüm kredi kartlarına da 12 ay taksit yapılır. Özlem Hanım, E5 trafiğine çıktınız değil mi? E5 trafiğine evet çıktım. Ne hissettiniz bir yoğun trafiğe çıktığınızda ve akan trafiğe çıktığınızda hızlı bir şekilde ilerlediniz? Yani şöyle söylemek gerekirse hani otoyolda gitmek, arayollarda gitmekten çok daha keyifliydi. Evet. Bir özgürlük hissi geliyor zaten insana trafik buraya oturduğunuz zaman direksiyon başındayken. Evet. Hani keyif aldım. Dediğim gibi zaten söylediğiniz bronz paketi almıştım ama muhtemelen üstüne takviye edeceğim. Evet. Çünkü çok yararlı olduğunu düşünüyorum ama henüz trafiğe tek başına çıkacak kadar da kendimi bu derecede, bu seviyede hissettim. Evet. Bir yandan araç sürerken konuşmak da zor oluyor bu arada. Evet, doğru. Evet, çünkü acemi araç sürerken evet. Ama dediğim gibi birçok acemi noktalarımızı da kırdık. Kesinlikle. Önemli olan bu acemi noktalarımızı kırdığımızın farkına varmak, hatamızı nerede yaptığımızı görmek ve bu hataları tekrarlamamaya çalışmak. Olabildiğince bu hataları sıfıra indirmeye çalışıyoruz biz. Elimizden geldiğince yapmak istediğimiz zaten budur. Akademi Direksiyon olarak zaten biz sürücü kursundan ziyade daha çok direksiyon geliştirme merkezi ağırlıklı çalışıyoruz. Yani ileri sürüş teknikleriyle alakalı dersler yapıyoruz. Özel derslerimizin amacı da budur zaten. İleri sürüş teknikleri, akan trafiğe uyum sağlama ve genel pratik, levha çalışmaları evet. Dediğim gibi. Ana yol trafiği, çevre yol trafiği, dar sokak çalışmaları, manevra çalışmaları ve park çalışmaları. Genelde 10 saatlik paketlerin sonunda, 20 saatlik paketlerin sonunda park etme sorunu oluyor. Yani şöyle, öğrencilerimiz der ki bize, evet akan trafiği gördüm, bu pratiği yaptık,
E5 trafiğini yaptık. Aracı kullanabiliyorlar. Ancak en büyük sorun İstanbul'da biliyorsunuz ki park etme sorunu. Evet. Park sorunu her ilçede ve her mahallede neredeyse bu zamana kadar hep bir sorun oldu. Bu nedenle biz olabildiğince parkların da üstüne gidiyoruz. Bizim için en basit park yöntemi nedir bilir misiniz Özlem Hanım? Nedir? Boş bir alanda ortaya park etmek olabilir mi? Evet, bu genelde kolaya kaçtığımız noktadır. Ya da ben ilk etapta şeyi düşünüyorum mesela hocam. Park etmede birinden yardım istemek, ya yardım edebilir misiniz şeklinde. Her zaman maalesef yardım isteyeceğimiz birileri olmayacak yanımızda. Evet, işte onun. Bu nedenle bu park yöntemlerimizi de geliştiriyor olacağız. 3 çeşit park yöntemi vardır. Paralel park, L park ve düz giriş, dikey park olarak adlandırılır. Paralel park dediğimiz park yöntemi ise, park çeşidi ise iki aracın arasına park etmelidir. Yani ön tarafta bir araç bulunur, arka tarafta bir araç bulunur. Biz o iki aracın arasına girmeye çalışırız. İki aracın arasına en basit 3 manevrada gireriz Özlem Hanım. Yolun sağ tarafındaysa bu park yeri, ilk manevramız tam sağ olur. Tam sağ. İkinci manevramız düz konumda olur direksiyon, geri geliriz ve üçüncü manevramız tam sol olur. Bunun pratiğinde zaten sizinle yapıyor olacağız. Bunun da videosunu çekiyor olacağız. Evet, şu anda yoğun bir trafikte ilerliyoruz Özlem Hanım. Yoğun trafikte stres yapacak hiçbir durum yok. Neden derseniz çarpışma riski yok. Öndeki araç durduğunda biz de duruyoruz. Öndeki araç ilerlediğinde biz de ilerliyoruz. Evet. Olasılıktan bahsetmiştik sizinle. Olasılık, trafikteki olasılıklar her şeydir aslında. Her şeyin bir olasılığı vardır. Çünkü gördüğünüz üzere şu anda evet akan yoğun bir trafikteyiz. Fakat cadde üzerinde ve sağ tarafta ve sol tarafta araçlar park etmiş durumda. Biz yoğun sağından ilerlediğimiz için ilk önce düşüneceğimiz olasılık o araçların arasından bir canlının fırlıyor olması. Evet. Çünkü bu durum herkesin hemen hemen başına gelmiştir. Gördüğünüz üzere yaya geçidi var. Yaya geçidi insanların geçişi için yapılmış olan ve yol hakkı onların olan yol bir önceliği. Geçittir. Evet. Dolayısıyla şoförler olarak bize çok yük biniyor Özlem Hanım. Neden derseniz bizim insan olarak bakış açımız 180 derecedir. Yani kafamızı tam olarak sağa çevirdiğimizde ve tam olarak sola çevirdiğimizde bizim bakış açımız 180 derece olur. Hı. Araçtaki aynalar bizim aslında arkadaki gözlerimiz. Yani 360 derece görmemizi sağlarlar. O nedenle sürekli ayna kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Bu aynalar olmazsa eğer zaten hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz ki maalesef kelli kullanan motorcular var. Özellikle son dönemde bu kuryelerin artmasıyla. Kesinlikle pandemi daha öncesinde evet bu kuryeler pandemi döneminde özellikle dediğiniz gibi. Çünkü insanlar artık dışarı çıkmak yerine evden siparişler veriyorlar. Ve bu nedenle motorlu kurye çok revaçta oldu. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Çünkü ufacık bir ara gördükleri zaman hemen geçmeye çalışıyorlar ve geçiyorlar da. Fakat bizi panik haline sokabiliyorlar. Evet. Ve özellikle maalesef birçoğu ekipmansız, yani kaskı ve korumaları olmadan çıkıyor. Maalesef. Ve bu olasılıkların hepsi dediğiniz gibi aklımızda olmalı. Kesinlikle. İşimiz sadece araç sürmek değil, burada kontrollü araç sürmek olmalı ki siz kesinlikle zaten bunu öncelikle kesinlikle güvenli araç sürücüsünü öncelikle bizlere aktarmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Akademi direksiyonun önceliği güvenliktir. Bu sadece akademi direksiyonu olarak değil, diğer tüm sürücü kursları da öncelik olarak güvenliği hedefler. Önceliğimiz kendi can güvenliğimiz, araç içindeki kişilerin can güvenliği, trafik güvenliği ve çevre güvenliği. Öncelik olarak kendi can güvenliğimizi düşüneceğiz ve trafikteki diğer insanların, trafikteki diğer araçtaki insanların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde hareketlerde bulunuyor olacağız. Evet, yoğun trafikten çıktık. Şimdi akan bir trafiğe girdik Özlem Hanım'la. Evet. Özlem Hanım, yoğun trafikteki takip mesafesi 1,5-2 metre kadar demiştik. Akan trafikte takip mesafesi kaç metredir sizce? 45-50 metre. 45-50 metre, diye. Çok güzel. Bunu tabii ki hesaplayamayacağımızdan dolayı şöyle bir hesap yapabiliriz. Bu akan trafiğin aslında bir püf noktasıdır. Yol kenarlarında bulunan direkler her 50 metrede bir, ışıklandırma direkleri her 50 metrede bir dizilmiştir. 25 ve 50 metrede bir. Onu ana yollarda da 100-150 metre kadar mesafeye çıkabiliyor bu durumlar. Biz bu direğin hizasındayken önümüzdeki araç öndeki direğin hizasındaysa bizim takip mesafemiz normaldir. Bu şekilde göz hesabı yapabiliriz. Çok yararlı bir bilgi, daha önce hiç duymamıştım. Etmemiştim. Hiç duymadığınız terimler, hiç duymadığınız bir noktalar Samet Hoca'dan gelirsin diye merak evet ettim. Hocam.
Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda Özlem Hanım'ın evinin önündeyiz. Az önce bizim aracı, eğitim aracını çok başarılı bir şekilde park etti. Birazdan 3 tekniği kullanarak yani 3 manevrayı kullanarak çok güzel bir şekilde kaldırıma sıfır yanaşacaktır. Arkada bulunan araç Özlem Hanım'ın kendi aracıdır. Kendi aracına çarpmadan ve kaskosunu bozmadan çok güzel bir şekilde giriş yapmayı planlıyoruz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Özlem Hanım? Biliyoruz ki bu araç sürmede en çok paniklediğimiz nedir? Bayanların özellikle park etme. Evet. Biz bunun da üstesinden geleceğiz herhalde. Umarım. Gelmek zorundayız. Kesinlikle. Parkımıza başlıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere Özlem Hanım en basit park yöntemi olan 3 manevrada aracını başarılı bir şekilde park etti. Özlem Hanım, park hakkında ne düşünüyorsunuz? Parkın anlatımı park etmesinden daha uzun sürüyor diyebilirim. Hocamız da çok kısa bir şekilde, çok açıklayıcı bir şekilde parkımızı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Yapamayacağımı düşünüyordum ama gayet olmuş gördüğümüz üzere. Evet. Özlem Hanım 3 manevrada aracını kaldırıma yakın bir şekilde park etti ve kendi aracına da vurmadı. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Eğitimimiz için.